Larnaka kalecisinin e, kesinlikle konuşulması lazım yoksa Fenerbahçe e, farka gidecekti. Mehmet seninle başlayalım. Kaleciden bahsetmek gerek Melike. üşenmeyip baktım. Yol hakikaten Türkiye'den geçmiş. Hatırladım Göztepe'den. sonra da Göztepe'ye <laughs> transfer olmuştu. Ama orada tabii İrfancan oynamaya Hı -hı. devam etmişti. E, çok çok yetenekli bir kaleci. Biraz ben şey de yapıyorum Kenan aslında çok yüzeysel olacak ama hani o isim o isim soy isimden kötü kaleci çıkmaz. Doğru, yani bazen mi? ben böyle yakalıyorum hani. Hiç aklıma Trabzonspor'un Durusa transferi e gelir. Doğru. Ee, Slovak Mustafa'yı getirmişlerdi. <laughs> bazen böyle oluyor. Çok iyi performans. Ona rağmen 2-0'lık bir galibiyet. Fenerbahçe adında kimler iyiydi? İsmail Yüksek'i çok beğendim. Yani şöyle Melike sadece kesicilik değil ki bir önceki ilk 11 maçı da Ren keza iyi performansını milli takıma da yansıttı. Hatta onun attığı golle de e, klasman e, geçtik evet. bakarsan e, totalde direkt sonuca da etki etti. Uluslararası anlamda iyi Tabii, performans saygılıyor gerçekten. Şimdi Bu yaştaki oyuncular genelde tek yönlü olur savunmada. İşte örnek verelim, Mehmet Topal'ın gençliği öyleydi. Mehmet Topal zaten çok hücum katamadı repertuarına. Biraz Katar gibi oldu Avrupa'ya transfer yaptı ama onun sonrası da bence yapamadı ama yine değerli bir kariyeri oldu. İşte üç takımla şampiyonluk görmesi, belli bir yaşına kadar oynaması. İsmail Yüksel'e gelirsek bu yaşta bence çok net iki yönlü bir oyuncu. Yine kaptığı toplar özellikle Emre Mor'a sağ yan dışıyla verdiği pas, uzun top da yapıyor. Yani zaten işin savunma kısmı çok iyi. Emre Mor şöyle yani ben Emre Mor'un evet yeteneğinden kuşkumuz yok ama yani bu kadar çok geri koşması ee, rakipten top alması bu hakikaten Jesus imzası diyebiliriz. Bir tane pozisyonda çok net gole yaklaştı ama sanırım Kenan bu da değişmeyen özellik. O son vuruş hiçbir evet. zaman işte siz Emre Mora sezon planlamasında çift tanelerde gol asist yazamazsınız ama oyuncuyu değiştiriyor. Rossi çok benim çözemediğim bir oyuncu. Ya bazen çok sorguluyorsunuz yaptığı hareketleri ama geçen sene Fenerbahçe'nin çoğu deplasmanı hatırlıyorum. İsmail Kartal diyorum. İlk golü hep Rossi atıyordu işte Alanya'da ve Kayseri'de hatırlıyorum. Ya hiç böyle mesela golü kaçırdı. Orada bitirmesi gerek. Ee, çok güzel bir pas attı Lincoln'e 0-0'lık bölümde mesela. Ama onun dışı yaptığı asist muazzam. Bence golle kendi kalesini olsa da yaptığı orta da e, kavis evet, evet. olarak e, gayet iyi. Bir tane de gole yaklaştı bu arada. yani Bir gol iki asistle belki bitirecekti maçı. Ee, iyi oyuncular Lincoln ve katabiliriz. Ee, ben bir tek burada şu ana kadar hiç toz kondurmuyordum e, Osay Samuel'e ki ara ara Jesus Osay Samuel'i gerek de bırakıyordu onu da kendi açımdan şöyle yorumluyordum üçlü oynadığı zaman işte oyun kurulumunu daha top tekniği yüksek beklerden Ferdi ile Alioski ya da Lincoln ve top tekniği Osay Samuel'den iyidir. Bugün bilmiyorum senin dikkatini çekti mi Kenan bazen böyle duvara tosluyor gibi oluyor evet. yani biraz oyun aklını katması gerek. Biraz fazla atletizmine güveniyor. Ya da şöyle söyleyeyim ben bir teknik adam olsam Osay Samuel'in e, yani böyle olumsuz özelliklerini eee avantaja çevirmeye çalışırım. Bazen çok kontrolsüz güç gibi görüyorum. Öyle söyleyeyim. burada da hani Jesus haklı bulacağım. E, yani vazgeçilmez Kesinlikle. değil. Bu o bölgedeki oyuncular da olabildiğince ferdiyi kullanıyor mesela. Evet. Şu an evet. haklı çıktığını gördüm. Jesus'un Batu Şahin'in gol vuruşu muazzamdı belki yani o topu alıp daha yaklaşmaya çalışsa rakip gelecekti onun da hani o özgüveni yine Avrupa'da gol atması nihayetinde artık Fenerbahçe için iç sahadaki ren maçı öyle ki final maçı gibi olacak evet. yani son Dinamo Kiev maçının iş kalmayacak gibi hatta o ren maçı belki beraberlik de yetecek Fenerbahçe'ye. Bugün Trabzonspor maçını da tabii ki seyrettim. ile ren aynı hemen hemen yani birebir o atletizmi Çok görüyorsun Fransa. Siyah kökenli oyunculara karşı bizim e, özellikle yerli oyuncuların e, otomatikman dezavantajı oluyor Türk takımlarında olarak. Trabzonspor biraz rotasyon yaptı yani Bakasetas oynamasını isterdim ama Abdul Hoca'nın açıklaması olan. var. Yani sakatlık ha. riski barındırıyor. O yüzden sakınmak zorundaydım dedi. E Maxi Gomez'in kırmızı kartı üstüne o golün hemen yenmesi bir de benim çok beğendiğim bir forvet Sevilla'dan da hatırlarım. Ben Yeder e, yani usta bir oyuncu her anlamda. Orada zaten o pozisyonları kaçırmaz. Trabzonspor adına zor bir maçtı. Bilmiyorum Ferenc Varoş kaybetti Kızılyıldız'a evet. farklı. Evet. O bence lehin İşimize oldu Trabzonspor'un. Yani o nihayet kaybetti Ferenc Varoş. Tabii. İşimize geldi Kızıldız'ı yeneceğini varsayarsak. Hani ilk maç biraz daha rahat geçti. Trabzonspor'un bu sene Avrupa'da oynadığı en rahat karşılaşmaydı herhalde Kızıldız karşılaşması. Ki orada da 10 kişi kalmasına rağmen yine Kızıldız'dan gol, yedi. gol yedik. ilginç evet. İlginç bir e, istatistik. Yani rakibi iki kere 10 kişi kaldı. Ferhan Çoroş yendi. Kızıldız gol attı. Buna da dikkat etmek lazım. Bir detay şunu söyleyebiliriz ama. Yusuf Yazıcı hiç vermedi maçta mesela. Yani varlığı yokluğu ya hiç evet, hissettirmedi yani, yani Şöyle, e, Yusuf'un kırmızı kart sonrasındaki görevi ona çok uyan bir görev değil. Yani ileride top tutmak çok zor. Tek forvetsin, mümkün olduğu kadar topu değerlendirmeye Biraz çalışıyorsun, şutlarla etkili olabileceğini düşünüyor ama e, Maxi Gomez çıkmasaydı belki Maxi Gomez'in sırtı dönük oyunlarıyla oradaki paslaşmalarda daha etkili olabilirdi ama kırmızı kart sonrası çok verimli olması ihtimali yoktu. Hatta ben e, az önce hani space'te de söyledim, burada da tekrar etmiş olayım. Umut Bozak değişikliği hemen olsaydı belki çok daha farklı olabilirdi. Yani. Skorun çok değişeceğine inanmıyorum ama oyun olarak daha farklı bir Trabzonspor. Trabzonspor için bir olumlu cümleyi Umut Bozok için kullanalım Melike. Çok muazzam mümür. skor etkiliyor. Bugün Bakasetas'ta o pası Umut verdi diye kavga evet. açtımda. Evet, Orada doğru. Da çok yani basit gözüküyor ama basit oynamayı çok iyi beceriyor. Gol vuruşları bulunduğu yer Umut çok iyi transfer Trabzonspor için. Umut'un performansı veya oynadığı oyunu göz önünde bulundurarak Monaco'ya da Rene' de gözden geçirebiliriz. Şimdi Fransa'da neyi öğretiyorlar futbolda? Çok temel. Basit şeyleri hızlı yapmayı öğretiyorlar. Kontroller genelde iyi. İlk kontrolleri, ilk dokunuşları Fransız altyapılarından yetişen oyuncuların çok iyi oluyor. Ki bize oradan gelen oyuncular için aynı şey geçerli. Kısa pas oynamayı tercih ediyorlar. Topu çok fazla dokunmamayı tercih ediyorlar. Ve oyun görüşleri çok çok geniş oluyor. Umut da bu konuda o çok yetenekli. O ekolden geldiği hani anlaşılıyor. Evet yani şimdi bireysel olarak çok hızlı, çok güçlü, çok teknik olabilirsiniz. Bu üçüne sahip olmadan da aslında futbolu iyi seviyelerde oynama ihtimaliniz oluyor. Çünkü o temel altyapı e, öğretisini almış oluyorsunuz futbol açısından. E, tabii ki Monaco veya değerlendirirken atletizm açısından çok fark var. Ama e, yani topu da çok basit oynuyorlar. Oynadıkları oyun da mesela bazı geçişlerde o kadar hızlı birbirlerini buluyorlar ki e, hangi koşunun nereye gideceğini çok iyi tahmin ediyorlar. Ezbere oynamıyorlar. Mümkün olduğu kadar oyunu görerek oynuyorlar. 3-4-3 başlamıştı Philippe Clement sezona e, Monaco ile birlikte. 4-4-2'ye döndük e, forvet hattında bir sorun yaşamıştı. işte i̇şte Folland'ın sakatlığı oldu, bu adının sakatlığı oldu vesaire. Ben Şalke'den hatırlıyorum. Şalke Galatasaray maçında Embolo oynamıştı o evet. Embolo. Embolo Ben Yeder ikilisi çok iyi anlaşıyor. Merkezde Chouameni'yi kaybettiler. Real Madrid satın aldı ama yine orayı çok iyi doldurdular. İyi bir uyum yakalandı. Biraz Monaco'nun şampiyon olduğu seneki oyuna benzer bir oyun oynuyorlar öyle söyleyelim. Tabii aynı oyuncular Hani bir Mbappe'si, bir Falcao'su, bir Bernardo Silva'sı maalesef yok ama Crepen da çok başarılı. Ben Yeder de çok başarılı. Embolo da o gayet yetenekli bir oyuncu. onun bir tık veya bir iki tık altında bir kadroya sahip. Fena bir kadro değil Monaco kadrosu. O yüzden çok zaten 11-11 oynansa da çok fazla deplasmanda sonucun değişeceği kanısında değildim açıkçası. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe açısından senin söylediklerine hepsine katılmakla birlikte bazı oyuncuların bazı şeyleri geliştirmesi lazım. İşte Emre Mor'dan bahsettin. Onu Rossi için de söyleyebiliriz. Son vuruş, son dokunuş, son paslar. Gerçi bugün iki tane asisti var. Yani duran Toptan gelen golü de asist olarak evet. sayabiliriz herhalde. Çok Ortayı o yaptı. E, duran topların çoğunu kullanıyor Abi bu, bu sezon. Ama orada Salai'de çok net yani bu kadar her evet. e, kornerde bir şekilde ortalığı karıştırıyor. O top önüne düşüyor bir şekilde. Evet, bir şekilde e, o o topun de mesela iyi önüne düştü. Vurdu olmadı gol. Doğru o söylüyorsun. da bence fena pozisyon değil. Yani överken bazı şeyleri de söylemek gerekiyor. İsmail Yüksek'i ben de çok beğeniyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Fenerbahçe takımında başka bir teknik direktör olsaydı muhtemelen İsmail Yüksek'i kiralardı Fenerbahçe. E, George Jorge Jesus'un e, emekleri diyelim. Kalmasını tercih etti İsmail Yüksek'in. İsmail Yüksek'in bu oyunda hem milli takım az önce Mehmet de söyledi. Hem de Fenerbahçe açısından çok önemli artıları var. Evet. Biraz oyunu daha hızlı oynarsa İsmail'in daha verimli olacağını görebiliriz. Çünkü oyun, e, yani top tekniği ve oyun görüşü de fena bir oyuncu değil. Pas kalitesi de yüksek. Az önce yine Mehmet dile getirdi. Sadece biraz hızlı oynaması lazım. Emre Mor ve Rossi için veya Batshuayi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Zor golleri atıp basit golleri kaçırıyor. Evet. O konuda bir araştırma vardı. Yani son tercih acaba geliştirilebilir mi? Zihinsel olarak son tercihi geliştirmek mümkün mü diye futbolla ilgili bir araştırma söz konusuydu. Orada mentorlarla çalışan bazı oyuncular var. Acele etme, kaçırma anksiyetesi, tercih yani yüksek tempoda ya da yüksek nabızda tercih meselesinde sıkıntı o yaşayan krizi oyuncularla yönetmek, ilgili. Değil mi yani? Evet ya da oksijen Abi, hani alışverişinde. Sen şu an bunu anlattım. Benim aklım Burak Yılmaz'dan başka öyle çok geliştiren. Burak çok geliştirdi mesela. Gelişiyor işte. Onu söyleyecektim. Bazı insanlar şunu savunuyor. E, bu yetenektir ve gelişmez. Hayır. Gelişiyor ve bunun ilgi, bununla ilgili çalışmalar var. Şimdi Emre Mor daha çok genç. Rossi'nin de bence hani hala önünde gelişmek için zamanı var. Bu tür çalışmalar yapılabilir ama. Ben sadece burada yorumcu olarak söyleyebilirim. Bu oyuncunun istemesi, kulübün istemesi, antrenörün istemesi gibi şeyleri içeriyor. Ama bu bahsettiğiniz son içeriyor. vuruş çalışmak gibi bir şey değil. Yok yok bu yani... fiziksel bir çalışma değil zihinsel evet, bir çalışma. zihinsel bir çalışma. Çünkü hani genelde bu konuşuluyor işte son vuruşlara çalışılıyor işte antrenmanlarda Halil Derviş eseri. olduğu için söylemiştim onu. Halil'in bir pozisyonu vardı. Milli maçta mıydı? Çok güzel bir hatta sondan bir iki milli maç önce olabilir. Çok güzel bir çalım atıyor. Son vuruşu yapamıyor. İnanılmaz olan dünya starı bir çalım atıyor ama son vuruş çok kötüydü. Ondan sonra ben de araştırdım çünkü çok şey görmüştüm. Bu düzeltilemez, bunu geliştirmesi imkansız. Hayır, bununla ilgili bir çalışma yapılmış ve çok hani rahat geliştirilmiyor ama bunun üzerinde çalışılabiliyor. Güzel mesajlar geliyor size. Ee, i̇yi ki buradasınız. Her sorumuza yanıt bulabiliyoruz yazmışlar. Şimdi biraz sorularla gideceğim. Mehmet evet, Hoca'na evet. sorar mısınız? Crespo'nun bugün genel performansını nasıl değerlendiriyor? Halil Bey. Yani ben orta sahada şimdi e, Jesus'un kullandığı oyuncuları sayalım. Genelde A planı Ara Crespo, B planı İsmail Yüksek, Mert Hakan'la o denklemden zayısı çıkarmıştı. Ben buradaki dörtlüde Bancom, Crespo olur bence en iyi. Şu an hatta ligin en formda orta saha oyuncusu diyebiliriz. Tam bir 8 numara evrildi Jesus'ta. Zaten Jesus Dörtlü oyunda zamanda Crespo ile birlikte oynattığı oyuncunun işte bugün İsmail Yüksek daha önceki maçlarda ara biraz stoperlerin arasına kayıp üçlemesini de istiyor. O yüzden Crespo bence bu sistemin olmaz Artık Crespo tam bir transfer başarısı bakarsak. Portekiz'de totalde 50 bin euro kazanan bir oyuncunun Fenerbahçe'ye 450 bin euro imza atıp şu an geldiği değer çok güzel bir hikaye yazıyor. Önceki maçlardan farklı olan daha hani şut attığını görüyorduk 18-20 metre. O da biraz Jesus Ezor onun oyun sistemini. E zaten e, Crespo'yu şöyle de özetleyebiliriz. Beşiktaş maçında sarı kartlı olduğu için muhtemelen çıkardı Jesus. Oyunun dengesi Ama değişti. bir de Gezal girdi oyuna. Orada e, 70 dakika oyun ağırlığı. Belki hani çok net pozisyon fazla e, sayısı olarak bulamadı Fenerbahçe ama oyun dengesi Fenerbahçe'deydi. Crespo bu anlamda dedi Fenerbahçe için çok kilit bir oyuncu.